Sosyal medyada dün neler olmuş? Bakalım hep beraber sosyal medyamızda neler var? Twitter'la başlayalım efendim. Barış Yarkadaş'ın tweetini ekrana getirelim. AK Parti'nin potansiyel sağlık bakanı diyor. Bu meşhur Ali Edizer var ya, hani sağlık bakanımızı çok yakından tanıyorum. Özel kalem müdürü Recep abi diye hitap etmişti. Sonra Recep Akdağ da bu arkadaş normal bir arkadaş değil, anormalliğini hissettirdik, görevine son verdik demişti ya. İşte o Ali Edizer doktorluğa devam ediyormuş. Barış Yarkadaş da AK Parti'nin potansiyel sağlık bakanı diyor tweetinde efendim. Cemil Barlas, gözlerime mi yoksa kulaklarıma mı inansam karar veremedim. Sahiden demişler demiş. Ne demişler efendim? Ömer Coşkun'un tweetini retweetlemiş. Dünya Sağlık Örgütü, dünya liderlerine karantina uygulamalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunmuş. Karantinanın insanlara ve ülkelere yoksulluktan başka bir şey getiremediğini de ifade etmiş. Cemil Barlas da bunu retweetlemiş efendim. Müttefiklerimiz yaktı. Yani müttefikleriniz yaktı diyor Fuat Uğur. Hatay'daki yangından bahsediyor. Yani PKK ve yani HDP. Biz yaktık dediler. Ateşin çocuklarıymış onlar. Ortaklarınız. İki çift laf et hadi onlara. Ortaya karışık laf salatasını bırakıp insanlık ve vicdan geninden nasiplendiysen şayet diyor Özgür Özel'e efendim. Fuat Uğur dünkü tweetinde. Hilal Kaplan efendim. Hatay, Kahramanmaraş, Trabzon. Yanmadı, yakıldı. PKK yaktı, sustunuz. Mehmetçiğe gücü yetmeyen caniler ağaçlara, hayvanlara, insanımızın dişinden tırnağından arttırarak sahip olduğu birikimlere saldırdı. Yere izmarit bile atmıyor diye övdüğünüz şerefsizler yaptı. Unutmadık diyor Hilal Kaplan. İsmail Saymaz. Hatay'daki idarecilerle görüştüm. Kendisine Ateşin Çocukları adını veren PKK'lıların Hatay'daki orman yangınını propaganda için üstlenmiş olabileceğini ifade ettiler. Ancak bu PKK'nın orman yakmadığı ve yakmayacağı anlamına gelmez. Geçmişte yaktı, bugün de yakar diyor İsmail Saymaz Twitter'da efendim. Instagram'da neler almış arkadaşlarımız? Okan Bayülgen. Amadeus oyununda aynı sahneyi paylaşan Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen yeni nesil oyuncuları konuştu. Selçuk Yöntem, güzel insanlardan başrol oyuncusu yapıyorlar. Ama %90'ı başarılı olmuyor. Farkında değiller demiş. Okan Bayülgen ise dramatik işlerde televizyon setlerinde kaslı erkek, silikonlanmış kadınlar doğru kategoride değiller demiş. Okan Bayülgen. Hande Yener, bu fotoğrafı gördünüz mü sosyal medyada? Son albümü. İran'da kapak resmi efendim sansürlenmiş Hande Yener'in son albümünün kapak fotoğrafı sansürlenmiş. Yani bir tarafta soldaki normal tanıtım fotoğrafı, sağdaki ise ekranda İran'ın yayınladığı fotoğraf. Arkadaşlar biraz sessiz olursa ben burada sunmaya devam edeceğim haberi. Burada sağ taraftaki fotoğrafta Hande Yener'i sansürlemişler ama sandalyeyi bile sansürlemişler. Bu da çok dikkat çekti. Demet Akalın. Herkes sakin olsun lütfen diyor. Amerikalı şarkıcı Halsey'in herkes sakin olsun lütfen şeklindeki Türkçe tweetine Türkçe öğretebilirim mesajı yazmış Demet Akalın. Fakat Türkçe öğretebilirim derken bile yanlış yazması sosyal medyada Demet Akalın'ın paylaşımını alay konusu yapmış efendim. Facebook'ta neler yaşanmış dün? Bakalım mı? Tarcan Ülük, İzmirli avukat ne paylaşmış? Tunç Soyer isterse İzmir kazanır. Net. İstemiyorsa burada büyük bir rant paylaşımı vardır. İzmirliyim diyen bu davanın arkasında durur. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyor Tarcan Ülük. Hilton arazisi, Hilton oteli konusunda paylaşımı yapıyor efendim.
Evet, Süleyman Gencel, bir bağımsız aday Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta seçimde tüm partilerin adayları olmasına rağmen %31 oy alıyor. Bu iş bitmiştir diyor Süleyman Gencel. Ben tam tersini düşünüyorum efendim. Fevzi Hepşenkal, Konak Vapur İskelesi. Fotoğrafa bakar mısınız? Fevzi Bey de bu kentin hafızalarından, İzmir'in hafızalarından bir tanesidir. Konak Vapur İskelesi yok mu bakan? Pisliği görüyorsunuz öyle değil mi? Çekmiş Fevzi Bey, yayınlıyor efendim. Cumhur Eriş, Başkan Yetişkin'den 500 günlük faaliyet raporu sadece Tunç Soyer ve bürokratlarına sunulmuşken, sunulmuşsa, halka sunulmadıysa, yerel basında yer almadıysa şaşırtıcı olur. Bir de ben Tunç Soyer'in Aziz Kocaoğlu'na faaliyet raporu sunduğunu hatırlamıyorum. Bu raporu bana sun metodu yanlıştır. Başkan Yetişkin raporunu yalnızca Seferihisar Belediye Meclisi'ne ve Seferihisar halkını seçmenlerine sunmalıdır diyor efendim Cumhur Eriş bu paylaşımında. Facebook'ta da paylaşımlarımız bunlardı.